Eşimin ablasının oğlu, gelini, gelinin annesi. Annesi çıktı dün akşam. 4 kişi daha var şu an enkaz altında. İki de çocukları. Bir enkazdan kaç gündür bekliyoruz. Cenazemizi çıkaramadık. Ben o tarafı hiç düşünemiyorum, Hatay tarafını. Hatay'dan da cenaze getirdik. O da kayınımın oğlu. Eşimin abisinin oğlu, gelini. Yani çok kötü. Cehennem gibi. Yani 4 gündür biz buradayız. 4 gündür cenaze çıkıyor. Hiç sağ çıkan olmadı. Umudumuz kalmadı. Onlar burada zemin katta iş yerleri vardı, kiralık. Koltuk döşeme falan yapıyordu. Karı koca beraber çalışıyorlardı. Ne bileyim, çok iyi insanlardı. İnsanın aklına gelince kötü oluyor yani. Aslında başka yerde de evleri vardı ama burada dükkanlar olduğu için dükkanın yan tarafında kapıcı dairesinde kalıyorlardı. Bir oda, bir mutfak. Depreme burada yakalanmışlar. Aslında başka yerdelermiş öbür evlerinde ama depremin olduğu gün gece buraya gelmişler. Telefonu, WhatsApp görülmesi gelin, yani şeyin, bayanın 7.10 sabah, pazartesi sabahı. 7.10'da WhatsApp durumunda görülmüş, görülmesi. Yani o ana kadar yaşıyormuş sanırım. Ve eşim kaç gündür gönüllü çalışıyor burada zaten yeğenini çıkarabilmek için. Bilmiyorum, inşallah. Hani artık yani dayanamıyorum artık. Bilmiyorum, inşallah. Hadi cenazelerimizi alalım, onu bekliyoruz artık. Benim burada şey vardı, eniştem, yeğenim, ablam vardı. 9. katta oturuyorlardı ama şu anda daha bulamadık. Gece gündüz arıyoruz, gezmediğimiz hastane kalmadı. İnsan cenazesini bulduğuna sevinir mi? Sevineceğim. Artık yoruldum, ayakta zorla duruyorum. Yeğenim çıktı, eniştem çıktı, ablam bulamıyoruz daha. Allah onun böyle her bir parçasını, o müteahhitin her bir parçasını bir yerden toplasınlar. Her bir parçasını. Allah'tan dileğim, bu müteahhite bir de Allah'tan dileğim odur. Her bir parçasını bir yerden toplasınlar. Her bir parçasını. Sözün bittiği yer, Allah yardım etsin, dayanacak gücüm kalmadı. Sadece ablamı bulur, ben seni istiyorum. Ayakta zorla duruyorum. Yıkılmadım, ayakta duruyorum, ablam için duruyorum. Çalışıyorum, ne olursun Allah.